Yanlış yapıyorsun. Bırak ben konuşayım. Sen ne kadar istiyorsa öğreneyim, bitsin bu iş. Hayır. Beraber görüşeceğiz, ben konuşacağım. Okan. Bu kadar şeyden sonra sana güveneceğimi düşünmüyorsun değil mi? Ben seni başımda taşıdım. Ailemi karşıma aldım. Her şeyini kabul ettim seni. Ne yaptıysam seni korumak için yaptım. Bana yalan söyledin. Arkamdan ne işler çevirmişsin. Karnımda çocuğumuzu taşıyorum. Kabul ediyorum. Hata yaptım. Zaten hala burada olmanın nedeni çocuğumun benden olma ihtimali. Elif yine yok ortalarda. Kim bilir nerede? Ne altlar karıştırıyorsa. Bir işe yarasa şaşacağım zaten. Derin, sen içine bakabilirsin. Ben bakarım. Murat, ne oluyor? Konuşacağız. Çağırsaydın gelirdim, dışarıda görüşürdük. Sadece seninle değil, bütün ailenle. Yine mi siz? Bizi rahatsız ettiğinizin farkında değil misiniz gerçekten? Yani illa sizi... Savcı bey, sizi ifadeye bekliyor Leman Hanım. Bütün ailenizle birlikte. Oyun mu oynuyorsunuz siz? Elimde yazılı emir var. Siz de, Gürhan ailesinin diğer tüm üyeleri de geleceksiniz. Asla. Leman Hanım, hayatta her şeyi siz kontrol etmiyorsunuz. Murat. Bence boşuna uğraşmayın. İş daha fazla çirkinleşmesin. Gerekirse sizi zorla getirmem söylendi çünkü. Lütfen şimdi ailenin geri kalanına da haber verin. Bu işi sessizce çözelim. Ben hiçbir yere gelmem. Önemli bir görüşmem var. Sizin bu saçma sapan işlerinizden de sıkıldım artık. Bu sizin verebileceğiniz bir karar değil Okan Bey. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız lütfen? 5 dakika süreniz var. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ben bir şey yapmadım. Buradaydı, biri almış. Yeter artık, gideceğiz. İster Nazlı vermiş olsun, ister başkası. Tartışmanın bir anlamı yok. Ne olacaksa olacak. Polisi görünce neden kaçtın? Hançer eve sen yerleştirmişsin. Eve gören tüm kameralarda her şey gözüküyor. Cep telefonun saatlerde evden sinyal veriyor. Aracın çevredeki tüm kameralara takılıyor. Anlat. Güranların holdinginde güvenlik görevlisi olarak çalışıyormuşsun. Konuşsana kardeşim. Söyle. Hançeri sen soktun değil mi eve?
Evet, ben yaptım. Neden yaptın peki? Yoksa Yunanlardan biri mi istedi? Anlat. Avukatımı istiyorum. Vallahi çıkacak Bahadır. Götürdüler işte hepsini emniyete. Dur kızım dur. Dereyi görmeden paçayı sıvamayalım. Allah'ım sen yüzümüze bak bizim. Kim verdi ki o kayıtları? Nazlı ben vermedim diyordu. Ne ki bu kayıtlar? Tövbe tövbe. Aileden biri mi yaptı bu işi? Bahadır kurtulsun da gerisi boş bir abla. Ya Nazlı'nın elinde olsa verir zaten. Bahadır'ı kurtarmak için didinip durdu kızcağız. Aman tamam. Hadi boş verin artık bunları. Bak Elmas'ın ifadesi üzerine de böyle bir şey oldu. Demek ki Umut var artık. Var değil mi? Var tabii abla var.